Evet, Mısra Öz her gün ağlıyor. O analar her gün adalet diye haykırıyor ve ağlıyor. Analar ne zaman ağlamaz biliyor musunuz? Yunanistan'da tren kazası olup Ulaştırma Bakanı istifa ederken bizde tren kazası olduğu gün Ulaştırma Bakanı olan kişi kazanın davasının görüldüğü gün milletvekilliği başvurusu yapmadığı zaman. Belki. Devlete borcu olanlar dikkat, bu haber sizin için. Vergi affı borç yapılandırması çıktı. Faydalanmak istiyorsanız nereye, nasıl, daha da önemlisi ne zamana kadar başvuracaksınız? Kimleri kapsıyor? Kimler başvurabiliyor? Hepsinin yanıtı haberimizde. KYK borcum var. Yüklü bir miktar. Faizlerden dolayı daha da zorlaştırıyor işi. Belki faiz silinirse öderim. Vergi affı paketi kabul edildi. Devlete olan borçlar siliniyor. Vergi affı borç yapılandırması hakkında düzenleme resmi gazetede yayımlandı. Tüm vergiler, prim, askerlik, nüfus düzenlemenin içerisinde yok yok. Gecikme zam ve faizleri siliniyor. Yerine o tarihten bugüne kadar yurt içi üfe, yani enflasyon ona kadar artırılıyor. Vergi borcumuz var. Yapılandırma ile beraber işte ben gereği kalan faizini kapatıp o şekilde gereken tüfesini ödemek istiyorum. Mesela geçen yıl 1000 lira borcum vardı. Vergi veya sigorta primi ödemedim. Bir yılda gecikme zammı gelmiş %25. 1250 lira olmuş. Diyor ki 250 lirayı sildim. Onun yerine o tarihten buraya kadar enflasyon yüzde kaçsa o kadar arttıracağım. Yapılandırma paketi 31 Aralık 2022 tarihinden önce ödenmesi gereken borçları kapsıyor. Borçlar peşin ödenmeye karar verilirse %90'ı siliniyor. Taksitlere bölünüyor. 12, 18, 24, 36, 48 taksitle ödeyebilirsin. Vatandaşlar başvurularını 31 Mayıs'a kadar yapabilecek. İlk taksit ise 30 Haziran'da ödenecek. 2000 TL altında borcu olanların ise başvuru yapmasına gerek yok. Çünkü borçları vergi dairesi tarafından kendi silinecek. Depremzedeler veraset ve intikal vergisinden muaf tutulacak. Başvuruyuysa internetten yapmakta yarar var. İnsanlar sonuçta borçlarını ödeyecekler. Evet, bugün hashtagimiz belli. Sağlıkta 42.500 atama dedik. Atama bekleyenler deyince akla ilk olarak öğretmenler geliyor. Ancak sağlık çalışanları da sırada. Bakan Fahrettin Koca müjdeyi verdi. 42.500 personel alımı yapılacağını duyurdu. Sağlıkçılar şimdi atama heyecanı yaşıyor. Ancak sayı ve atanacak sağlıkçıların bölümleri konusunda tartışmalar bitmiş değil. Bu haberi bugün doğum günümde aldım. Aylardan beri bekliyoruz. Doğum günü hediyesi sağlıkçı ataması oldu. Sadece onun için değil, 42.500 kişi için düğmeye basıldı. Açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Aralarında 6.000'den fazla hemşire, ebe, sağlık lisansiyeri, sağlık teknisyeni, sözleşmeli personeller ve sürekli işçiler var. Hem ben heyecanlandım hem ailem heyecanlandı. Yeni haber heyecanlandırdı ama bugüne kadar hüsrana uğrayanlar da var. Her alımda ayrı bir heyecan oluyor ve sonunda ister istemez de bir üzüntü yaşıyoruz. İnşallah bu son olacak. Herkesin umudu bu. 2022'de 85 bin kişi atanacaktı. İlk alımın 42.500'ü Aralık ayında yapıldı. Söz verildiği gibi 2022 için de ikinci bir alım olmadı. Sağlıkçıların gözü gelecek karardaydı. Çok şükür şu an Mart ayındayız. İkinci etap alımı için bakanımız yine duyuruyu yayınladı. Sağlıkçılar mutlu ama atama sayısını da yetersiz buluyor. Deprem nedeniyle biz de artık sahada olalım diyorlar. Bu atama sayısı şu an için yetersiz. Deprem bölgesinde, afet bölgesinde çok fazla eksik var. Ekim ayından beri atama bekliyorum ben. Bu atamada gideceğimi düşünüyorum. Umarım ben de atanırım. 42 bin tane sağlık emeklisinin atamasının bu koşulda bile yetersiz olduğunu düşünüyoruz. Müjde demeyelim, bir ihtiyaçtı evet, ama bu ihtiyaç tam anlamıyla giderildi mi, onun da giderilmediğini söyleyebilirim yani. Siz de o atama bekleyenlerden biri misiniz? Evet, 2018 yılında mezun oldum. Atama bekliyorum. Sağlık tekniker olarak geçtiğimiz için bizim görev alanımız genelde ambulanslar oluyor. Ambulans sayısı az olduğu için bizim alımımız da az oluyor ama bu alımda biraz daha ümitliyiz. Atamada sağlık teknikerleri de var ama sayıları az. Çoğu sağlıkçı bölümlere göre yapılan atamalardan muzdarip. Bizim bölüm iç protez mezunlarıyız biz. 2 yıldır ben atama bekliyorum. Fakat bizim bölümden çok az kişi almakta. Toplamda 50 bine yakın mezunumuz var. 20 yılda
634 kişi aldı bakanlık. Mağdur durumdayız. 2020'deki alımda 35 bin kişi alım yapıldı. Bu alımda bizden sadece 12 kişi alındı. Daha çok alım istiyoruz. Aile ve diş sağlığı poliklinikleri açılıyor. Buradan bizim bölüm için de alım istiyoruz. Evet, bakanlığa çok sayıda teşekkür var. 42.500 önemli bir rakam ama tabii yeterli mi? Onunla ilgili hashtagimizi açtık. Sağlıkta 42.500 atama diye. Sağlık Bakanı'na teşekkür edenler çok. Bir de tabii psikologlar. Psikologlara olan ihtiyaç özellikle bu süreçte, yani bu deprem felaketi sonrasında o bölgede özellikle ve sonrasında yaşanabilecek orta ve uzun vadeli travmalarda psikologlara olan ihtiyaç göz önünde bulundurulsun diyor Mine. Psikologlar Sağlık Bakanlığı en az 5000 psikolog istihdamı talep ediyor diyor. Sümeyye diyetisyenler olarak yüksek puanlarla evde beklemek istemiyoruz diyor. Acil yardım ve afet yönetimi bölümü öğrencileri alınacak, sağlık lisansı göz ardı edilmesin diyor Umay. Hemşire sayısı artırılmalı diyorlar. Bunca alım içinde bu sayı bize az geldi diyorlar. Yine acil yardım ve afet yönetimi ile ilgili çok sayıda gelen sizlerden gelen sosyal medya mesajı var. Diyetisyenler olarak yüksek puanlarla ortada kaldık diyorlar ama ağırlıklı olarak da psikologlardan, hele hele bu süreçte toplumun ruh sağlığı bu kadar hasar almışken, darbe almışken toplumsal ruh sağlığı bize çok ihtiyaç var. Bu zaman ise ne zaman diyor psikologlar. Onu da buradan bir kere daha söylemiş, hatırlatmış olalım teşekkürlerle birlikte. Esenyurt'ta akıl almaz bir olay yaşandı. Belediyeye ait bir ambulans borçlardan dolayı haciz edildi. O haciz sırasında ambulansta hasta da vardı. Herkes şaştı kaldı. Polisler hasta taşıyan ambulansı durdurdu, böyle haciz etti. Belediye başkanı da isyan etti. Makam aracımızı haciz ettiler ama bu ambulans... Burası Esenyurt. Hasta nakil ambulansı da belediyeye ait. Bir kanser hastasını Çapa Tıp Fakültesi'ne götürüyordu. Trafik kazasına karıştı, polisler olay yerine geldi. Ambulansın üzerinde haciz olduğu anlaşıldı. Polisler bir başka ambulans çağırdı. Hasta o araçla yola devam etti. Ambulans da çekiciye yüklendi, böyle götürüldü. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, borcun bir önceki dönemden kaldığını açıkladı. Ambulansın haczedilmesine tepki gösterdi. Haczedilmemesi gereken bir araç. Zira biz bunu hasta naklinde kullanıyoruz.